Merhaba arkadaşlar, ben Hakan Tokok. 2016 yılından beri Dubai'de yaşıyorum. Buraya İngilizce eğitimi öğrenmek için geldim. Yes Dubai Dil Okulu'na gelmiştim ve şu anda da Yes Dubai Dil Okulu'nun bir çalışanıyım. Tabii 2016 yılından beri burada yaşadığım için birçok arkadaşım bana burada işte hayat nasıl, yaşam standartları nasıl gibi birçok soru yöneltiyor. Ben de hem bulunduğumuz bölge hakkında hem de Dubai'deki yaşam standartları, iş olanakları gibi çeşitli konularda sizlere bir yardımcı olması amacıyla bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bulunduğumuz bölge Cumayra Lake Towers bölgesi. Aynı zamanda çalıştığım iş yeri, yani okul da burada. Bu bölgede birçok iş hanı var. Aynı zamanda bina var. Yani oturma alanı da çok fazla. 80 tane bina var burada. Ve bunların hepsi gökdelen tarzı. Gördüğünüz gibi en küçük binalar yaklaşık yani 40 katlı falan oluyor. Buranın en küçük binası şu şekilde. Şu anda hani Cumayra Lake Towers bölgesinde bu şekilde. Bu bölgede birçok restoran var, kafeteryalar var. Dünyanın birçok farklı mutfağından çeşitli restoranlar bulabilirsiniz. Japon mutfağından Tayland mutfağına, Amerikan fast food zincirlerine kadar. Birçok farklı restoranı burada işte birçok çalışan ve yaşayan kişi öğlen yemeği ve akşam yemekleri için kullanıyor. Burada daha çok aileler barınmakta. Bu gördüğünüz binalarda arkadaşlar birçok kişi ya binayı tamamen kiralar ya da aynı şekilde burası okula da yakın bir bölge olduğu için burada paylaşımlı konaklama imkanları da çok fazla. Buraya gelen birçok kişi aynı zamanda işte oda ya da bed space dediğimiz yatak kiralama ya da 2 kişi ya da 3 kişi bir odada kalma şansı kalabilecekleri yerler ayarlıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde bir buradaki hayatı idame ettirme şansı var. Herkesin kendi ekonomik bütçesine göre yaşadığı bir alan burası. Fiyatlar konusuna gelirsek arkadaşlar, diyelim ki burada bir yıllık bir bina kiraladığınızda, bir stüdyo kiraladığınızı varsayarsak yaklaşık olarak size 40 bin dirhem civarında bir şey tutacaktır. Yani yıllık faturalarıyla beraber her şey dahil 50-60 bin dirheme falan mal olacaktır. Aylık bazlı kiraladığınızda biraz daha maliyet artacaktır. Şimdi size Dubai'deki toplu ulaşım hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Dubai'de daha çok otobüs, metro ve taksi kullanılmakta. Otobüsler çok fazla tercih edilmemekte açıkçası. Metro ağı da dünyanın en uzun sürücüsü metro ağına sahip Dubai. Ki bu da zaten şehrin %80'i metronun sağına ve soluna dizayn edilmiş. Ve birçok yere bu şekilde rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Geri kalan kısmı ise taksiyle ulaşabiliyorsunuz. Şimdi size nasıl metro kartı alınır, metro nasıl kullanılır onu göstereceğim. Arkadaşlar Dubai'de metroyu kullanmak için NOL kart dediğimiz bunu kullanıyorsunuz. Bunu da diyelim ki geliyorsunuz buraya, paranızı ekliyorsunuz. Diyelim ben 10 dirhem ekleyeceğim. Yatırıyorsunuz kartınızı. Dubai'de metroyu kullanmak için aynı zamanda hem girişte hem de metrodan çıkışta kart basmak zorundasınız. Kartınızı bastıktan sonra hani en kısa mesafede 3 dirhem, en uzun mesafede ise 7,5 dirhem kesiyor. Dolayısıyla kullandığınız kadar ödüyorsunuz Dubai'de. Bu önemli bir şey. Aslında bakınca da gayet de ucuz bir ulaşım şekli. Evet arkadaşlar, şu anda Dubai Marina bölgesindeyiz. Dubai'nin en canlı ve en güzel bölgelerinden biri burası. Burada yaklaşık olarak 200 tane bina bulunmakta. Onlarca yüzlerce restoran var. Keza aynı şekilde Pier 7'i görüyorsunuz. Burada bir gece kulübü burası. Şunu not olarak düşeyim. Gece kulüplerinde haftanın bir günü kadınlara özel ücretsiz ve sınırsız alkol bulunmakta. Dolayısıyla kadınlar bu konuda çok şanslı. Erkeklerin de girişi ücretsiz. Dubai bu konuda, gece hayat konusunda çok canlı ve aktif bir bölge. Şu Marina bölgesi de buranın en aktif bölgelerinden biri. Şimdi size Dubai Marina Mall'u göstereceğiz. Dubai Marina Mall da Dubai'nin açıkçası en küçük alışveriş merkezlerinden biri. Hadi orayı görelim. Evet arkadaşlar, şu anda GBR sahilindeyiz. Burası Dubai'nin en canlı, en aktif bölgelerinden biri. Burada sinemalar, restoranlar, birçok alışveriş merkezinin bulunduğu yer. Burada birçok Türk restoranı falan da var. Birazdan göreceksiniz Simit Sarayı, Tadı Döner, Tike İstanbul Restoran gibi birçok, Boş Baruş Restoran gibi birçok Türk markasını burada görebilirsiniz. Aynı zamanda bizim meşhur Maraş dondurmacılarımız şu anda sahilde 4 tane var. Türkler bu arada bayağı bir, Türk mutfağı burada bayağı popüler. Burada bu canlı alanda geldiğinizde aslında bir nevi ülkenizden birçok şeyi de görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar, şu anda GBR sahilindeyiz. Bulunduğumuz nokta arkadaşlar Palmiye Adası'nın hemen ön tarafında. Aynı zamanda Blue Water denilen bir yer var. Burası da son 2 sene içerisinde yapılmış yapay bir ada. Gerçekten muhteşem. Birazdan oraya da gideceğiz. Göreceksiniz. Size bana en çok gelen sorulardan birinin cevabını vermek istiyorum. Burada İngilizce öğrenilebilir mi? Dubai'de İngilizceniz çok rahat geliştirebilir ve İngilizce öğrenebilirsiniz. Halkın %90'ı yabancı oluşuyor, yani ekspatlardan.
Bu da burada İngilizceyi öncelikli dil haline getiriyor. Bir Arap ülkesi olarak herkes düşünmekte ve Arapçayı birinci dil olarak düşünmekte kesinlikle bu yanlış. İngilizce burada konuşulan birinci dil. Arapça ikinci planda. Dolayısıyla çok rahat İngilizce öğrenebilir ve geliştirebilirsiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Aynı zamanda Dubai temiz bir ülke. Nereye giderseniz gidin tertemiz bir alan bulacaksınız. Çünkü zaten çok topluma ve çevreye zarar verdiğinizde ciddi yaptırımlar var ki zaten sizi ülkeden uzaklaştırırlar. Aynı zamanda çok güvenilir bir ülke. Dünyanın her zaman en güvenilir ilk 3 şehrinin arasında giriyor. Bu da Dubai'yi diğer birçok işte Avrupalı'yı, Amerika'yı buraya çekme sebeplerinden en temel nedenlerinden biri. Bu da hani Dubai'yi cazip kılan, yani iş olanaklarıyla beraber en cazip kılan alanlardan biri. Temiz, güvenilir, dilediğiniz gibi giyinebilir, dilediğiniz gibi inanabilir, dilediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Dubai herkese kapılarını açmış durumda. Evet arkadaşlar, şu anda Medine Çumayrah'tayız. Burası Arap mimarisinin ne göre düzenlenmiş Burjel Arap Oteli'nin, dünyanın ilk ve tek 7 yıldızlı otelinin yan tarafında hemen dizayn edilmiş muhteşem bir yer. 50'nin üzerinde bar ve restoran var burada. İçine girdiğinizde gerçekten burayı sevmeme lüksünüz yok. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar şu anda Medine Çumayrah'tayız. Burası da Dubai'nin en modern yerlerinden biri. Burj Al Arab Oteli'nin hemen yanında Arap mimarisine göre düzenlenmiş muhteşem bir yer. Kesinlikle Dubai'ye geldiğinizde görmeniz gereken yerlerin ilk sırasına eklemeniz gereken yerlerden biri. Burada 50'nin üzerinde restoran ve pub var. Dolayısıyla buraya geldiğinizde muhteşem bir dünya mutfağı kültürü göreceksiniz. Dünyanın bütün mutfakları burada bulabilirsiniz açıkçası rahat bir şekilde. Burası gerçekten görülmeye değer bir yer. Sizleri gerçekten burayı izlemeye davet ediyorum. Evet arkadaşlar, Dubai deyince akla gelen ilk nokta Burj Al Arab. Bildiğiniz gibi Dubai yapan en önemli simgelerden biri. Bizim İstanbul'daki Kız Kulesi gibi. Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli diyebiliriz buraya. 1994 yılında yapımına başlanıp 1999 yılında tamamlanıyor. Ve yapımı 1 milyar dolardan daha büyük bir maliyete sebep oluyor açıkçası. Tabii ki bu da değiyor açıkçası. Yıllardır dünyanın en pahalı, en gözde mekanlarından biri. Bu otele kalmanın gecelik maliyeti günlük 2000 dolardan başlıyor. Bu da en kötü sezonun en kötü döneminde diyebiliriz. Fakat otelin içini görmek istiyorsanız otelde kalmak zorunda değilsiniz. Günlük turlar var. Günlük turlarla gelip otelin içerisini görebilirsiniz. İçindeki birçok farklı restoran var, barlar var ki dünyanın en pahalı kokteyli yine bu barlardan birinde. Daha birçok özelliği bulunmakta bu otelin. Umarım gelir ve görme şansına sahip olursunuz. Teşekkürler.